Arkası Yarın. İhtiras ve Para. 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Kalk hadi oğlum, saat 7'ye geldi. Hadi işe geç kalacaksın, giyin de kahvaltını yap artık. Kahvaltı yapmayacağım anne. O niye, aç mı gideceksin işe? Dışarıda yerim. Sen biliyorsun akşama geç kalma, biliyorsun misafirimiz var. Kimmiş o? Unuttun mu? Teyzemin kızı Aysel geliyor köyden. Ha, hatırladım. İnşallah onu buraya benimle evlendirmek için çağırmamışsındır. Onun için çağırmışsam ne olacak ha? Keşke birbirinizi beğenseniz de evlenseniz. Bu kokuşmuş şehirde ondan daha güzelini, daha terbiyelisini mi bulacaksın? Anne yine başlama. Ben evlenmeye hazır değilim. Yapmam gereken, planladığım şeyler var. Neymiş onlar? Zengin olmak. Zengin ve güçlü. Köyümüzden kalkıp bu şehre neden geldik ki? Şu anda sıradan bir fabrika işçisiyim ama bu hep böyle gidecek demek değil. Önünde sonunda zengin olacağım. Önce hayırlısını iste oğlum. Bak zavallı kızcağıza. Yıllar önce annesi ölmüştü. Geçen ayda babasını kaybetti. Onu buraya bizimle oturması için çağırdım. Bizden başka akrabası yok Aysel'in. Bana göre havoş. Yeter ki onunla evlenmem için bana baskı yapma. Buna gerek kalmayacak oğlum. Aysel'i görünce sen de evlenmek isteyeceksin. Demek teyze kızının güzelliğine bu kadar güveniyorsun öyle mi? Tabii ki. Dünya güzelidir benim yeğenim. Sen onu en son gördüğünde küçüktün. Ablamın cenazesi için köye gittiğimde karşımda dünyalar güzeli bir kız buldum. Neyse akşam eve erken gel de güzel mi değil mi sen karar ver. Yaman Efendi, kahvaltı hazır mı? Hazır beyefendi. Ev halkı nerede? Daha kalkmadılar mı yoksa? Sabah saatin 7'si oldu. Hala bunlar uyuyor mu? Uyuyorlar efendim. Gebersinler. İşleri güçleri akşama kadar uyumak. Tabii bu evde bir eşek var ya, ben çalışıyorum ya, yeter. Onlar yiyip içip yatsınlar. Peki fabrikadan işletme raporlarını gönderdiler mi? Gönderdiler efendim. Ben raporlara bakarken sen de bir koyu kahve getir bana. Emredersiniz beyefendi. İnşallah raporlar iç açıcıdır. Ekonomik kriz fena vurdu işletmeleri. Allah kahretsin. Gene bir sürü sipariş iptal edilmiş. Ne olacak bu gidişatın sonu? Kriz var diye her şey durdu. Ben bu fabrikayı nasıl çalıştıracağım? Böyle giderse kesin iflas ederim. Şu rezalete bak. Ben ayakta durmak için savaş verirken karım çocuklar uyusunlar. Umurlarında bile değil. Tembel tembel uyusunlar. Yeter artık. Be kız! Be kız! Kalk! 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 Uyan bakayım. Ne var? Ne oluyor? Zihni? Bu pis koku ne böyle ha? Sen hiç odanın penceresini açmaz mısın be kadına? Kalk hadi kalk kalk. Saat 7 oldu. Sen hala yatıyorsun. Hasta olduğumu biliyorsun bey. Ayaklarım çok ağrıyor. Baktım senin ağrılarından, sızılarından kadın. Ne kahvaltıda ne yemekte yüzünü gördüğüm yok. Evli miyim değil miyim bilmiyorum. Zihni lütfen bağırma. Çocuklara, hizmetkarlara ayıp olacak. Kime olursa olsun umurumda değil. Herkes nasıl karı koca olduğumuzun farkında. Koskoca fabrikatör Zihni Bey'in karısı uyuz kediler gibi sabahtan akşama kadar evde yatıyor. Lanet olsun be! Hamiyet! Hamiyet neredesin? Buyurun hanımefendi. Bu oda çok soğuk. Üşüyorum. Kaloriferin derecesini yükselt biraz. Tabii efendim. Dur bakayım, sen de kimsin? Seni daha önce görmemiştim. Ne zaman girdin bu eve? 10 gün oldu beyefendi. O benim oda hizmetçim.
O da hizmetçisi olmayacak kadar güzel bir kadınmış. Bir gürültü duydum. Bir şey mi oldu? Demek bir gürültü duydun benim sevgili oğlum. Seni derin uykudan uyandırdığım için gerçekten çok özür dilerim. Senin de anan gibi akşamlara kadar yattığını unutmuşum doğrusu. Ben geç vakte kadar yatmam baba. Sabahları erken kalkarım. Sahi mi? Tebrik ederim seni. Peki gün boyunca neyle meşgul oluyormuş benim sevgili kibarzade oğlum? Benim gibi sakat ve belki mi çarpık biri. Ne yaparsa onu yapıyorum baba. Okuyorum, resim yapıyorum, düşünüyorum. Demek düşünüyorsun öyle mi? Pek merak ediyorum doğrusu. Senin gibi çarpık çurpuk yarım bir erkek ne düşünebilir ki? Her şeyi düşünür baba. Benim gibileri daha çok acıyı, umutsuzluğu, bu özürlü halimle ne işe yarayacağını, ne olacağını düşünür. Kes! Duygu sömürüsü yapma bana. Bu dünyada bir tek özürlü sen değilsin. Çık sokağa bak. Kimi geziyor, kimi çalışıyor. Ama hiçbiri de senin gibi düşünmekle vakit geçirmiyor. Zihni, o senin oğlun. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Yeter be. Sen hasta, oğlun hasta. Ruhumu kara bulutlar gibi kaplıyorsunuz. Ben kızımın odasına gidiyorum. Gülten, günaydın kızım. Günaydın baba. Ne yapıyorsun pencere önünde öyle? Hiç, dışarıyı seyrediyorum. Sabahın bu saatinde dışarıda ne var ki kızım? Yoksa şu elektrik direğinin önünde durmuş bizim eve bakan delikanlıyı mı seyrediyorsun? Giyimine bakılacak olursa fabrika işçisine benziyor. Bak hele, beni görünce kaçmaya başladı. Kızım, kim o adam? Bilmiyorum baba. Yani onu tanımıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Uzun zamandır hep bu saatlerde konağımızın önünde duruyor, buraya bakıyor. Eve mi bakıyor, sana mı? Bana baktığını sanmıyorum. Ama sen ona bakıyorsun. Evet, çünkü ona çok alıştım. Her sabah onu bekliyorum. Çok güçlü ve yakışıklı biri. Onu beğeniyor musun? Oldukça yakışıklı biri. Acaba neden her sabah bizim konağın önünde durup da uzun uzun bakıyor dersin? Kim bilir, belki de konağımızı soymak için planlar yapan bir hırsızdır. Yapma baba, sen de gördün onu. Hiç hırsız hali var mı? Onun bizim konağa bakması Kemal Efendi'nin de dikkatini çekmiş. Geçen gün onunla konuştu. Peki kimmiş? Bir şeyler öğrenebilmiş mi bari? Adı Fuat'mış. Senin fabrikanda ustaymış galiba. Peki neden eve baktığını da söylememiş asana? Evet, konağı çok beğendiği için baktığını söylemiş. Yavrum, o delikanlıyla tanışmak ister misin sen? Hayır, istemem. Sakin ol. Neden onunla tanışmak istemiyorsun? Baba, birbirimizi aldatmayalım. O yakışıklı, sağlıklı, güçlü bir insan. Benim gibi vücudu gelişmemiş, zayıf, çirkin bir kızı ne yapsın? Kendine haksızlık yapma yavrum. Sen fabrikatör, zihni uyarın kızısın. Onun gibi yüzlercesi benim fabrikamdan ekmek yiyor. Yeter ki sen iste. Buraya getirir, ayaklarına kapatırım. Lütfen baba, böyle bir şey yapma. Kimseyi kendime zorla sevdirtmek istemem. Ama sen ondan hoşlanıyorsun değil mi? Evet, hoşlanıyorum. Elini çabuk tut Rıza, saat 7'ye geldi, fabrikaya geç kalıyorsun. Geldim hanım, geldim. Fuat nerede, kalkmadı mı daha? Fuat gideli çok oldu, kahvaltıyı dışarıda yapacakmış. Aysel bugün gelecekti öyle değil mi? Evet. İnşallah burası onun için hayal kırıklığı yapmaz. Neden hayal kırıklığı yapsın ki? Aysel aklı başında bir kız. Bize yük olacağını da sanmıyorum. Göreceksin bak, en kısa zamanda bir iş bulup çalışmaya da başlar. Kızcağızın bize yük olmasını düşündüğüm falan yok. Allah ne verdiyse yer içer geçinir gideriz. Ben hayal kırıklığı derken bizim oğlanı kastettim. Kızcağıza kötü davranmasından korkuyorum. Hele onu üzmeye bir kalkışsın, gösteririm ona gününü. Zavallının bizden başka tek yakını yok. Umarım kızcağıza Fuat'la evlenmesi konusunda umut vermemişsindir. Yok canım. Açık açık öyle bir şey söylemedim. Buraya gelmesi için mektup yazdığımda Fuat'ın yakışıklılığından söz ettim sadece. Aslında evlenseler ne kadar iyi olurdu. Oğlanın yanlış bir evlilik yapmasından korkuyorum. Aysel gibi namusundan, terbiyesinden endişe etmediğimiz biriyle evlense gözümüz arkada kalmaz hani. Rıza Efendi, bu iş bizim istememizle olmuyor. Hele Aysel bir gelsin, birbirlerini bir görsünler. Eğer Allah kısmet etmişse olur tabii. Doğru söylüyorsun.
Neyse, ben gidiyorum. Aysel'i istasyonda sen karşılayacaksın değil mi? Evet, treni akşamüstü gelecek. Haydarpaşa'ya gidip onu karşılayacağım. Kardeşim gidin de konuşun şu adamla. Boşuna beklemeyin burada. Fabrikaya girmeniz yasak. Yasaktı ne demek Hüseyin Efendi? Daha düne kadar bu fabrikada çalışıyorduk. Aç şu kapıyı da girelim içeri. Açamam. Fabrika müdürünün emri var. Sizler işten çıkartıldınız. Madem işten çıkartıldık, tazminatımızı verin. Tazminatımızı verin. Evet, istiyorum. Benim elimden bir şey gelmez. Ben emir kuluyum. Elime bir kağıt verdiler. Şu şu işçileri içeri almayacaksınız dediler. Haksızlık bu. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bu yaptığınız günahtır ya. Evet, ya günahtır. Doğru söylüyorsun. Ayıptır be kardeşim. Ayıptır ya. Ya ne yapıyorsunuz ya? Burada ne oluyor çocuğun? Ne var? Ne olsun teyze? Fabrika sahibi işimize son vermiş. Sebep neymiş peki? Fabrikanın işleri kötü gidiyormuş. Sanki kâr ettiği zaman bize mi dağıtıyordu da zarar ettiği zaman acısını bizden çıkarıyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Açın şu kapıları. Görüşmek istiyorum. Hadi bakalım. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Aysel bu trenle gelecekti. Kalabalıkta beni bulamazsa kaybolur. Ay Allah, nerede bu? Aa, işte orada. Aysel buradayım kızım. Zehra teyze. Aysel. Geliyorum. Ya istasyon ne kadar kalabalıkmış. Seni bulamayacağım diye çok korktum. Ne kadar büyümüş, ne kadar güzelleşmişsin. Teşekkür ederim teyzeciğim. Sen de hiç yaşlanmamışsın. Gel hadi eve gidelim, yol yorgunuz. Bir güzel yıkanır, sonra da dinlenirsin. Bütün eşyan bu kadar mı? Evet, hepsi iki bavul. Başka hiçbir şeyim kalmadı teyze. İstanbul'un taşı toprağı altın derler ya. Sakın inanma kızım. O çok eski yıllardaymış. Burada yaşamak çok zor. Neden teyze? Köydeyken yoksulluğa alışmıştık. Herkes iyi kötü geçinip giderdi. Neden dersen, çünkü herkes yoksuldu. Ama bu şehirde insan fukaralığından utanç duyuyor. Çünkü zenginlerle birlikte yaşıyorsun. Onlar farklı, sen farklı şeyler yiyorsun. Bazen keşke köyden kalkıp da buralara hiç gelmeseydik diyorum. Çok şaşırdım doğrusu teyze. Herkes umutsuz desene. Tabii herkes değil. Ben sadece bin bir umutla buraya gelip de aradığını bulamayanları söylüyorum yavrum. Peki ya siz? Sizin durumunuz nasıl teyzeciğim? Elhamdülillah. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Az çok geçinip gidiyoruz. Rıza eniştenle Fuat fabrikada çalışıyor. Eskiden ben de ev temizliğine giderdim. Ama şimdi artık gitmiyorum. Biraz para biriktirdik. Bütün bunlar bir anda olmadı tabii. Doğru söylüyorsun. Hiçbir şey bir anda olmaz ki teyzeciğim. İnsan istediklerine kavuşabilmek için çalışmalı, sabretmeli değil mi? Tabii ki çalışmalı, ama insanca çalışmalı. Ben ne kadar anlatsam boş. Sen gözlerinle görünce anlayacaksın bunu. Bu şehirde herkesin tek derdi para kazanmak. Kimsenin başka bir şey düşündüğü yok zaten. Ah, şimdi her köylüsü, şehirlisi de her yer aynı teyzeciğim. Siz de yıllar önce köyden buraya para kazanmak için gelmediniz mi? Biz de o zaman şehre gidenlerin anlattıklarına iştahlanmıştık. İstanbul şöyleymiş, İstanbul böyleymiş. İstanbul'da insan her istediği işi yaparmış. Ne yazık ki insan ancak gerçeklerle yüz yüze gelince gerçekleri kavruyor. Ama fena mı teyzeciğim? Ailece iş bulup çalışmışsınız. Oturduğunuz bu evi yapmışsınız işte. Ev dediğin gece kondu kızım. 10 yılda yapabildiğimizin hepsi bu. Bunlar için ne bedeller ödedik bir bilsen. Ne gibi bedeller teyze? Bedel dediğim daha çok manevi şeyler yavrum. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, maneviyatımızı... Bilmiyorum işte, insanın insana olan sevgisine hasret kaldık. Burada aç kalsan, yere düşsen kimsenin kılı kıpırdamıyor. Herkes bana ne düşüncesinde, tek dertleri para kazanmak. Delicesine bir istekle buna saldırmışlar. Zamanla daha iyi göreceksin. Anadolu'dan gelip de ailede çalışmayan yok gibi. Çoluk çocuk bile sokaklarda bir şeyler satma gayreti içinde. Desene, şehre gelince her şey değişiyor. Hem de ne değişme.
İnsanları bir hırstır, bir açgözlüktür aldı gitti. Adeta insanlar paraya pula tapar hale geldi. Peki Rıza enişteyle Fuat da mı böyle düşünüyor? Rıza enişteni bilirsin, uysal adamdır. O her şeyi dert edinmez, şikayet de bulunmaz. Ha, Fuat'a gelince onun neler düşündüğünü kendinden nasılsa duyacaksın. Çalıştığı fabrikada ustabaşı. Durumu da iyi sayılır. Teyzeciğim, madem böyle, o zaman en kısa zamanda ben de bir iş bulup çalışmak istiyorum. Ben geldim. İşte Rıza enişten geldi. Merhaba Ezel, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Rıza enişte. Umarım burada bizlerle mutlu olursun yavrum. Lüks içinde yaşamıyoruz ama Allah'a şükürler olsun. Aç değil, çıplak değiliz. Teyzeni anne, beni de baban sayabilirsin. Allah sizlerden razı olsun. Sizler de olmasanız ben ne yapardım? Nereye giderdim bilmiyorum. Sağ olun. Fuat'ı gördün mü Rıza? Hayır, ama neredeyse o da gelir. Köy nasıl Aysel? Şu son 10 yıl içinde değişiklik falan bir şeyler oldu mu orada? Ne değişikliği olsun ki enişte? Köy yeri işte. Ölümler oluyor, doğumlar oluyor. Her şey aynı yani. Babam ölünce geriye işe yaramaz bir avuç tarlayla kırık dökük bir ev kaldı. Kız halimle ben ne yapabilirdim ki oralarda? Haklısın yavrum, haklısın. Ama elimde olsa bu şehirde ömrümü tüketmek istemem. Nedense hiç alışamadım şehir hayatına. Köyün tabii güzelliği, havası, suyu yok buralarda. Merak etme Rıza. Fuat evlenip kendine bir ev edindikten sonra istersen biz de köye gideriz. Hah, Fuat da geldi işte. Hoş geldin Fuat. Hoş geldin oğlum. İyi akşamlar. Misafirimiz gelmiş demek. Hoş geldin kuzen. Hoş bulduk Fuat. Herkes burada olduğuna göre yemeği de yiyebiliriz artık. Ben de yardım edeyim size. İhtiras ve Para Adlı Oyun'un 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.